Yani emekliler başta olmak üzere bir kısım umutla bekledi. Yani Erdoğan bir şey yapacak. Erdoğan'dan beklenti önceden bitseydi daha önceden giderdi. Yani son 10 güne kadar bekledi. Olmayınca bir kızgınlıkla cezalandırmak için gitti. Ha, burada yeniden refah konusu da eksik kalmasın. Şimdi bu süreci Yeniden Refah Partisi eğer doğru bir liderlik yapıp iyi yönetebilirse siyasette varlığını gösterir. Çünkü Saadet Partisi o alanı boşalttı. Ama iyi bir liderlik yapamaz. Bu iş sadece AK Parti'ye bir cezalandırma, kaybettirme fonksiyonuna dönüşürse o zaman o da büyüyemez. Küçük kalır. Ama bu ideolojik partiler, işte birisi Kürt milliyetçisi, birisi Türk milliyetçisi, bunlar varlıklarını koruyorlar. Ben de aynı düşünüyorum. Varlıklarını koruyor. Katılıyorum yani. Ya partiler varlıklarını korur da belki bir adayı da birleşebilirler. Yani bu son iki seçimde olduğu gibi. Yani parti kurumsal kimliğini tabii ki korur. Yerel seçimlere girer. Ne bileyim. Şeydeki yani 2023 seçimi mi? Tabii 2023 seçimlerinde ya da işte bu şeyde. Ahmet Bey tabii burada aslında tabii siyaset konuşuruz, siyasi analiz yapıyoruz ama ya bu seçimin bir numaralı etkeni ekonomidir. Yani bunu adını koymak lazım. Yani burada eğer ekonomik tablo böyle olmasaydı böyle bir sonuç çıkar mıydı? Ya da bugün İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın büyük başarısı mı konuşuluyordu? Yoksa daha değişik bir tablo mu konuşuluyordu? Ona da bakmak lazım. Burada bence birinci belirleyici etken ekonomi. Şöyle bir çalışma yapalım mı hep beraber? Hakan Bayrak çok sever o tür çalışmaları. Çok güzel diyorsun ya, hani birinci etken, bir numaralı etken ekonomidir diyorsun. Neden böyle oldu? Bu neden böyle bir sonuç çıktı sorusunu soralım. Tahtaya Onur yapalım mı tek tek? Yapalım. Onur beni çağırıyorsun. Onay veriyor. Olur değil mi Onur? Onay veriyorsun, tamam. Böyle hani canı gönülden vermiyor gibisin Onur ya. Ha, tahtayı tamam. Niye koymuş ki? Tahta burada. Şimdi ben buradan değerli izleyicilerimize, arkadaşlarıma da söylüyorum. Bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Neden böyle oldu? Yani bunu neden böyle olduğunun içinde CHP bu başarıyı neden elde etti? AK Parti bu irtifa kaybını neden yaşadı? Hepsi var. Yani sadece AK Parti niye böyle oldu ya da CHP niye böyle kazandı sormuyoruz. Yani hepsini katarak cevap verirseniz, yani şunu, daha doğrusu bu seçimin belirleyici etkenleri nelerdir? Gelsene abi ya. Evet. Bu seçimin sonucunu neler belirledi? Özay, Abdülkadir, hadi abiler. Başlayalım. Benim üç tane şeyim var. Bir numara ekonomi. Bir defa Zafer başlattı onu. Evet. Bir ekonomi. Mesela ben ekonomi dışında, yani ekonomiyle bağlantılı olarak emeklileri de ayrı bir madde halinde yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence de. Yani sadece emekliler bir mi iki mi, onu da tereddütlüyüm ama ikiye emeklileri yazabiliriz. Bence bire, ekonominin içinde bire yazalım. İçine yani ekonominin alt açılımında bire yazalım. Emeklileri ayrı bir dalga. Ayrı kategori bence. Hayır, olur ayrı olur, doğru söylüyorsun. Peki emekli bir mi iki mi? Bence bir. Bir. O zaman bir ek. Çünkü özür dilerim, bak emekli dediğimiz adam 60 yaş üstü çoğu, tamam mı? Bu adam en tecrübeli, yaşamış, hayatı bilen. Yani ne kadar seni severse sevsin, kendine göre bir tecrübesi, birikimi olan adam. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Emekliler AK Parti'ye mi oy verirlerdi genel ölçü, genel olarak? Yani AK Parti'nin evet, daha ağırlıkta olduğu ağırlık bir kesim. Öyleydi, evet. Ona dair şunu söyleyeyim, aslında ekonominin bir de kırılganlığı, gönül kırılganlığı kısmı var. 2017 OECD'de çalışırkenki maaşı karşılama oranı en yüksek Türkiye'deki emekliler. Yani çalışırkenki kadar iyi emekli maaşı alıyordu insanlar. 2017 OECD'de birincilik Türkiye'de. Şimdi emeklinin duygusal kırgınlığı şu. Diyor ki ya kamu işçisiyle toplu sözleşme yaptınız, 22 bin lira verdiniz. Aynen. Sonra onun üzerine memura daha fazla verelim dediniz. Memuru yani yükselttiniz. Herkese para var, bize mi yok? Evet. Bir tek emekliye gelince vermiyorsunuz diyorlar. Ekonomi, yani bir de duygusal kırgınlık var tabii, ekonomide. Tabii.
Yani eşitlik... Ya bu 78'in, %78'i çok hızlı geçiyoruz. Tabii. Ya Türkiye 30-40 yıldır, 30 yıldır %84'ün altında çok az seçim yaptı. Katılım oranı. 78 ne demek ya? Gitmedi sandığa. AK Partili emekli açık eğer yani. AK Parti'ye oy veremeyecekse diğer partiye vermeyeyim diye kısmen seçim gitmedi. Sonucunu belirleyen etkenler. Bir, emekliler. Emekli. Evet. Bu emekli de şunu söylemek lazım. 16 milyon emekli var. Eşiyle beraber düşünürsen 32, bir çocuklar olsun 48 milyon kababa hesapla. Yani yaklaşık nüfusun 50 milyonunu ilgilendiriyor. Bir araştırmacının yarısından fazlası. Bana bir araştırmacının söylediğini söylüyorum. Emekli diyor, 10 bin lira alan emekli ki bunların sayısı 10 milyon. Geçinemediği için 25-44 yaş grubundaki çocukları ona yardım ediyor. O da emekli meselesine bu yüzden tepki dahil gösteriyor. Evet, yani doğru. Dolayısıyla... Bravo. Dolayısıyla bunu bizim Gürkan söyledi. Betimar Gürkan söyledi. Bravo. Yani önemli bir tespit. Doğru. Güzel demiş. Bir emekler peki. Kendi fikrim olarak söyleyip hava atabilirdim ama atmadım. Bak hak teslim ettim. Edersin sen hakperestsin. İki. Ekonomi. Ekonomi. Hani ekonomi. Genel evet. Ekonomi yani burada da işte pahalılık, kiralardı, şuydu buydu bütün alt kırımlarıyla. Evet, evet. Ama o da bir tesadüf. Son 15-20 gündür bir sürü havadis çıktı. Denk gelmiş evet. Gibi. Sanki ayarlanmış gibi yani. Hangi tür? Ne bileyim zam ol, benzin bilmem ne. Tabii. Havadis evet. Geldi. Ramazan gelince gıda fiyatları, işte et fiyatları daha çok gündeme geldi. Genel ekonomi diyorum Rusya o zaman. Rusya benzin ihracatını yasakladı. Aldı eline falan bayağı bir şey oldu. Hakan abi 3'e MP yazar mısın? Ne demek o? Ne demek ya? Market Partisi. Çok etkili oldu. Ne demek o? Marketlere kızıyor. Marketler. Onu bize genel ekonomi içinde değerlendirelim. Yanlış adayı da aslında burada konuşmak lazım. Adayı, küskün evet. Aday, yanlış aday, küskün aday meselesi. Sıraya koymak lazım. O da adaylar meselesi. Adaylar. Genel adaylar meselesi. Adaylar. Yanlış aday tespiti. Ya peki da bu aday üçüncü sıra mı olur adaylar? Bence üç olur. Anadolu'da olur. Çok belirleyici peki. Oldu. Doğru. Yanlış aday diyelim. O zaman biz bunu şöyle yapalım. Bu şuraya doğru. Bazı yanlış aday. Hayır. Aday tespitindeki yanlışlar. Tamam. AK Parti niye geriledi? Bu o zaman bu liste çıkıyor. Bir sonrakinde de CHP niye kazandığı yapalım. AK Parti niye geriledi? Yanlış adaylar. Tamam. Böyle daha güzel olacak. Daha kategorik bakabileceğiz. Burada Ahmet Bey bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi mesela insanlar yazıyorlar. Güzel bir tespit. İzmir'den bir izleyici yazmış. İzmir'de Ahmet Bey Menemen ilçesini AK Parti aldı biliyorsunuz değil mi? Hem de yaklaşık 10 puana yakın bir farkla aldı. Diyor ki izleyici haklı olarak. Orada diyor ekonomik sorunlar yok mu? Orada enflasyon yok mu? Orada emekli yaşamıyor mu? Demek ki diyor doğru aday doğru sonuç veriyor. Önemli bir tespit bence bu da. Bir daha söyleyebilir misin lütfen? Şimdi İzmir'de Menemen'i AK Parti aldı. Aydın Pehlivan galiba belediye başkanı. Evet, evet. 10 puana yaklaşan bir farkla aldı. Şimdi İzmir'den bir izleyici diyor ki Menemen'de diyor ekonomik sorunlar yok mu? Menemen'de enflasyon yok mu? Menemen'de emekli yaşamıyor mu? Doğru bir tespit. Doğru bence ama yani. Şey, ama pardon beyler bazı şehirde ekonomi daha fazla etkili oluyor. Bazı yerde hayır, ölçüde. Ama doğru aday Hakan abi tamam, sorunları onu da aşabiliyor. Işte. Bir şey söyleyeyim. Bir şey, bir dakika, adayın önemini yazdık. Şimdi Gaziantep'i kim kazandı? Konya'yı kim kazandı? Malatya'yı kim kazandı? Kayseri'yi kim kazandı? Erzurum'u kim kazandı? Kocaeli'ni kim kazandı? Bir dakika. Şimdi bakın oy oranlarına. Bunlar AK Parti'nin kaleleri. Buralarda da azalma var. Şimdi bazen bu rüzgar, evet. Bu rüzgar bazı yerlerde AK Parti'nin kazanmasına engel olabiliyor. Bazı yerlerde de oy kaybetmesine evet. Engel oluyor. Bazı yerlerde de yerinde durmasını en azından evet. Korumaz. Mesela Hamza'da geçen seçimde İzmir'de AK Parti'nin aldığı oyun aynısını aldı. Evet. Ama bu rüzgar AK Parti'yi İzmir'de çok daha kötü bir duruma götürebilecekken orada durdurabildi Hamza. Doğru. Ben Hamza'dan başkası oy alamazdı. Hayır, ben size İzmir'le ilgili... CHP'nin rekor kırdığı yer. CHP evet. Almış götürüyor her yeri. CHP İzmir'de geriledi. Ahmet Bey, İzmir'in enteresan tarafı şu. İlk defa AK Parti uzun yıllar sonra parti ortalamasının üzerinde oy aldı İzmir'de. Evet. Yani bu önemli. Evet. Hiçbir zaman mesela parti ortalamasının kadar oy alamamıştır İzmir'de daha önce. Bu arada yani şunu da söyleyeyim. Menemen'i 2019'da CHP kazanmıştı. Sonra başkan gittiği için
AK Partili başkan geldi ve devam etti. Mesela yani... Meclisten dolayı. Evet evet. O da çok tartışmalı oldu. Yani onun şimdi tekrar seçilmesi aslında Menemen bir acayip hikaye olarak duruyor evet. Orada. Ama şöyle bir durum var. Yanlış aday CHP arkasına bu rüzgar almasına rağmen yanlış aday gösterdiği yerlerde de CHP seçimi kazandı ama oy oranı düştü. İzmir. Çankaya'da. İzmir'de. Yani tabii, buralar tabii. Kalesi ama yani orada, oy oranı geçen seçime göre düştü. İzmir'de yanlış aday ve Hamza Dağ'ın direnişi. Yani eğer ekonomide işler iyi gitseydi, emekliler mutlu olsaydı Hamza Dağ çok daha başarılı bir sonuç alacaktı. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, bu rüzgar esmeseydi. Çankaya'da evet. AK Parti oyunu fazla artıramadı ama CHP'nin oyu düştü. Çankaya'da o CHP en son kaç aldı? Şu anda bir önceki Alper Taşdelen %70 civarında aldı. Onu biliyorum. Alper Taşdelen'in oyunu biliyorum. 73 geçen şu anda. Seçimde. Tamam. Şimdi 50'lerde galiba. Şimdi bu madem AK Parti neden böyle evet. bir sonuçla karşı karşıya kaldı sorusuna cevap arıyoruz. Evet. Şimdi benim gördüğüm yani Abdülkadir'in hı. zaferinde çok dostları vardır. AK Parti camiasından tanıdıkları vardır. Hı. Ben şimdi WhatsApp gruplarında varım. Onların böyle konuşmalarını dışarıdan röntgenleyerek inceliyorum. Bir genel AK Parti ile ilgili, AK Parti'deki yöneticilerle ilgili genel böyle bir yukarıdan bakma, bir kibir, bir halktan uzaklaşma eleştirisi yapılıyor. Yani bu parti böyle değildi, AK Parti kadrolarında böyle bir yapı oluşmaya başladı. Tabii hepsi için söylenemez. Genelleme yapılamaz ama böyle bir havadan bahsediyorlar. Bunun da yani epey süredir o aşınmada ve bu son aşınmada yani emekliler kadar olmasa da, genel ekonomi kadar olmasa da, yanlış adaylar olmasa kadar olmasa da bir faktör olduğu söyleniyor. Evet. Nasıl ifade etmek lazım? Katılıyorum çünkü bir şey söyleyeceğim. Ben seçimden 2-3 ay önce bambaşka bir konu için anket konusu değil, iş konusu değil. Belediyelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala Bey'i aradım. Görüşebilir miyim diye. Çok yoğunum, 3-4 ay sonra görüşelim dedi. Nokta. Şimdi bu Ahmet Bey ulaşılmıyor sadece... yani bazılarına. Bir de mesela şu çok konuşuluyor bu seçimde. Ben bugün isim vermeyeyim hangi kent olduğunu da. Mesela şu söylendi bana, CHP'ye kaptırılan bir kent. Deniliyor ki ya belde belediyelerine kadar o ilin milletvekilleri oradaki meclis üyelerine kadar kendi adamlarını yazdırmak istiyor. Ve bu teşkilatın tepkisini çekiyor. Türkiye'nin her yerinde benzer bir sorun var. Yani bu ekipçilik, bu adamcılık, benim adamım olsun. Ya sen milletvekilisin ya. Senin görevin yasama faaliyetlerine katılmak. Yani sen bilmem nerenin ne beldesindeki... Yani şunu mu diyorsun? Adam milletvekili diyelim ki A ilinde... Bir dakika... Ben de hani daha somutlaştırmak istiyorum. Çünkü Onur anlamadım dedi de. A ilinde milletvekili. Geliyor oraya bilmem ne ilçesinin bilmem ne beldesinin AK Partili meclis üyelerini de belirlemeye çalışıyor. Tabii, kendi ekibinden. Tabii. Kendi akrabasına. Kazanacak olana bakmıyor. Hayır bak. Eşi, ona... dostu, akrabası. Tabii. Bak sistem yani bak, arıza çıkan yerlere bakın. Birçok yerdeki temel sorun bu. Kibir konusunda da şunu söyleyeyim. İki tane değerli akademisyen mesela. Kocaeli'de Tahir Büyükakın. İşçi kenti Kocaeli. Ne kibri. Ya Tahir Büyükakın'ı tanıyanlar bilirler yani. Hem çok değerli, mütevazi bir insandır. Adam Kocaeli'yi aldı mı? Aldı. Ordu'da Hilmi aldı Güler... Aldı değil, fark atarak aldı. Fark atarak aldı. Çok önemli bence. Farklı aldı. Kocaeli. Ordu'da Hilmi Güler çok güçlü bir rakibi vardı. Eski AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz vardı karşısında. Herkes Ordu gitti, ah etti, şu etti. Aldı mı? Aldı. Niye? Bu mütevazilik önemli bir şey Ahmet çok, Bey. Çok. Siyasette gerçi yani, hani büyüdükçe... Ben oraya gittim, Hilmi Bey'i gördüm. Sokaklarda da gördüm. Evet. Devazu için. Yani o olgun başak eğilir derler ya hani. Büyüdükçe biraz eğilmeyi, küçüğün seviyesine inmeyi bilmek lazım. Yani kibir gerçekten şu anda ciddi anlamda AK Parti'de konuşuluyor. Ve bir de şu var kardeşim, yani tespitin adını madem konuşuyoruz koyalım. Recep Tayyip Erdoğan dışında Allah aşkına... Ekstra oy getirebilen bana kaç tane figür gösterebilirsiniz? Eğer durum buysa siz neyi kibrine yaşıyorsunuz? Bir o zaman ben katılıyorum sana. Adaletsizlik duygusu 4. Evet.
Nasıl tarif edelim Zafer'in dediğini? Uygun bir dil, kibir demeyelim de başka bir kelime bulalım. Kibir diyelim. Bence ya. Kibir. Ama kibir mi olay yani? Tabii. Ya şöyle. Kibirden mi kaynak? Sokaktan uzaklaşmak da denilebilir. Halktan bravo. Halktan kopmak. Onu da çok söylüyorlar. Evet. Yani halktan uzaklaşmak. Aktörlerin, AK Partili aktörlerin halktan yöneticilerin uzaklaşma. Yöneticilerin ya. Yöneticilerin. Aynen öyle. Halktan uzaklaşma. Aynen. Onur da kulağıma diyor ki CHP halka evet öğrendiler. Yenile yok, siyaset orada, yapmasını öğrendiler. Orada başka, orada ekonomi işte. Orada ekonomi. Şimdi genelde şöyle oluyor. 2019 seçiminden sonra İmamoğlu İstanbul'da yavaş Ankara'da kazandı. Ve genel olarak yapılan yorumlar şuydu, işte İstanbul'u alan Türkiye'yi alır dendi. Halbuki onu bir tek Recep Tayyip Erdoğan başarmış. İstanbul'u alıp da Türkiye'yi alan bir tek Erdoğan var. Tamam, sonra seçim yapıldı, yani işte. İstanbul'u alan Türkiye'yi alamadı. Öyle değil mi? Öyle. Demek öyle. Boş tencere devirir dediler. Şöyle diyorum. Ama bu seçimde bak, boş tencere etkili oldu, ona itiraz oldu. Ediyorum. Bu seçimde etkili oldu. Bak. Şunu söylüyorum, adam benimle dalga geçiyor, böyle bir şeyler söylüyor. Ben diyorum ki aynı koşullar ekonomide 10 ay önce geçerli değil miydi arkadaşım? Evet. Geçerliydi. Seçim yapıldı mı? Hem de en önemli seçim, hem de Türkiye'nin yönetimini belirleyecek seçim. Erdoğan var mıydı o seçimde? Kazandı mı adam? Kazandı. Bu seçimde Erdoğan oylandı mı, yani ben adayım dedi mi? Yani tamam, mitinge gitti bilmem ne yaptı da ismi var mı ortada? Yani oy verirken adaylığı yok sonuçta. Aday mı? Aday yok. Aday değil, evet. Diyor aday değil. Bu seçimi kaybetti. Yani bunu söylemek yalakalık mı, tespit mi ya? Bu ne acayip iş yani. Tespit yapamayacak mıyız ya böyle bir? İnanamıyorum yani. Evet. AK Parti yönetiminin halktan uzaklaşması başka. Benim bu şu gözlemim var. Şu cümleye ilave etmemize gerek yok ama şunu da söyleyeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı halka çok yakın birisi. Yani her gittiği yerde konuşuyor. Bir dakika, başka bir yere getireceğim. Şu anki AK Parti yönetimi Sayın Cumhurbaşkanı'nı tecrit etmiş durumda halktan. Benim gördüğüm bir başka konu da bu. Sokak hayvanları meselesi. Bakın benim, hiç önemsiz demeyin. Sokak hayvanları meselesi çok önemli. Benim bütün şehirlerde mi? Evet. Ankara'da özellikle etkili o. Benim en çok dikkatimi çeken şey, AK Parti'nin aldığı oylarda sağlık sisteminin çok büyük bir önemi vardı. Bugüne kadar hastane, doktor, ilaca erişim. Sokakta herhangi bir yansıması veya şeyi kalmadı ama hastaneye giden ve sıra beklerken niye işte Türkiye'de yaşayan o zorunlu göçmenlerden bir tanesi gelip sıra beklemeden gidiyor meselesi. Ben çok fazla toplu taşıma kullanıyorum ve hemen hemen her hastane durağından dönüşte bir yerde buna şahit oluyorum. Bu sağlık sisteminin içerisindeki yabancıların önde olması, benim memleketimde niye benden önce gidiyorlar sorgulaması çok yaygın bir sorgulama. Yani babamdan dolayı hiç hastaneden çıkmadığım bir dönemde yaşıyorum. En fazla duyduğum işlerden bir tanesi oldu bu son iki Babana ay. Babana da Allah şifa versin. Sağ olasın. Peki sağ o zaman ol. Sokak hayvanları, burada, sokak köpekleri diyelim değil mi? Ahmet Bey şöyle şu söyleniyor. Ben de bir hayvansever olarak ben bu hayvanların itlafına kesinlikle karşıyım. Ama insanlar şunu söylüyor, haklılar. Deniliyor ki ya bizim çocuklarımızın canı sokak hayvanları kadar düşünülmedi. Bu konuya kesin çözüm olabilecek bir adım atılmadı diyorlar ki. Bu çok bütün büyük şehirlerde konuşulan bir mesele. Yani sokak hayvanları da canlı, onların canı da kıymetli. Çocuklarımızın canı tabii ki kıymetli. Hiç şefkat ve merhamet odaklı bir çözüm bulmaları lazım. İkisine de çözüm bulmaları. Ben katılıyorum çünkü çocukların anası babası var, var insanların. Tabii. Ama hayvanların anası babası yok. Kimsesiz. Hayvan doğurdu mu o hayvan artık yalnızdır. Yalnız şu da var. Allah'ın gariban kul şey de diyelim ama, yani ama yarattığı. İkisini de koruyabilirsin Ahmet. Tabii yani şefkatle yapabilirsin. Şu da var bakın, iktidar olmanın bir dezavantajı. Sokak hayvanları meselesiyle mücadele etmesi gerekenler de en başta aslında büyükşehir belediyeleri. Bakın yani şimdi hani belediye eleştirisine girmek istemiyorum da birçok büyükşehirde geride kalan 5 yılda
bir barınak dahi yapmayan ama bugün çok başarılı diye alkış tutulan belediye başkanları var. Ya, ama genel olarak Özay, bir vatandaşımız şey diyor, hastanelerde göçmenlere öncelikli sıra verilmiyor. Bu bilgi yanlış diyor. Valla ben görüyorum diyorsun. Ama ben duyduklarımız, ya ben her toplu ulaşıma bindiğimde özellikle hastane duraklarında en çok konuşulan iş ve yani işte çok büyük hastanelere gidelim, günde 25 bin kişi geliyor hastaneye, oraya buraya. Bu sokaktaki en azından algı bu şekilde. Ya şöyle, böyle bir algı varsa zaten algı gerçeğin önüne, geçer. Özay abi, orada şu daha önce bu konu gündeme gelmişti. Eğer orada bir yabancı doktor varsa ve o kişinin bir kriminal durumu varsa o öncelikli olarak muayeneye alınıyor deniliyor diye bir savunma yapılmıştı. Yani şey, tamamen bu hani birebir şahit olduğum değil ama çok fazla duyduğum ve durmadan konuşulan, homurdanmaya neden olan işlerden bir tanesi olarak benim çok dikkatimi çekti. Şöyle de bir şey, çok konuştum, özür dilerim ama bak konular geliyor. Geçen sene Hakan abi, Türkiye'de kaç muayene olmuş sence sağlık sisteminde? Kaç kişi muayene olmuş? İptal edilen randevu sayısı zaten felaket. Kaç? 850 milyon. İnsan. Yani 85 milyonda 850 milyon en az bir kişinin yılda 10 kez muayeneye gittiği anlamına geliyor. Doğru. Yani sağlık sistemimiz üzerinde anormal bir yük var. Yani burada o ya sistemdeki... Türkiye'de sağlık iyi gidiyor ya. Bütün dünya çok buraya geliyor yani. Çok iyi gidiyor. İşte bu tıpkı hani emekliler niye herkese var da bana para yok deme gibi, kendi ülkemde daha değerli olma duygusu, doğru ya da yanlış. Yani insanların aradığı işlerden bir tanesi olarak o dikkat çekiyor. 3 milyon gidilmeyen de randevu var bu arada, yazık günah. 3 milyon kişi bir yılda randevu alıp doktora gitmeyen oda. Türkiye'de hiçbir hastanede yabancılara bir öncelik yoktur. Öncelik sıralaması bellidir. Şehit gazi yakınları ve 65 yaş üstü vatandaşlar. Bak, süper. Bundan sonra gördüğüm her yerde ben de söylüyorum, arkadaşlar yok bu diye. Çünkü duyuyorum ve yani gözümle görmedim ama çok duydum. O yüzden de söylemeye ihtiyacı duydum. Bence bununla yetinelim. Evet. Yani işte mesela İstanbul için de bir sürü taksi sorunu bilmem halledilemedi falan var ama Türkiye genelinde yani ille de sayıyı arttıracağız diye abartmanın alemi yok. Bir numara emekliler, bunu herkes söylüyor, kabul ediyor. Şu anda herkesin konuştuğu, AK Parti çevrelerinde de konuşulan konu. Genel ekonomi, yanlış adaylar, yani işte yanlış aday derken bir şehirde birisi aday adayı oluyor. Sen onu aday yapmıyorsun. Adam gidiyor başka partiden kazanıyor. Demek ki adamın bir potansiyeli varmış yani. O anlamda AK Partili yönetimin halktan uzaklaşması, bunu daha çok AK Parti çevrelerindeki insanlar, AK Parti seçmenlerinden çok duyuyoruz. O hinterland'daki insanlardan çok duyuyoruz. Sokak hayvanları meselesi çok tartışılmıştı. Bir de yani mesela ben şeyi de çok duyuyorum. Ya işte Gazze'de gerekli duyarlılık gösterilmedi. Ya ben hani Erdoğan'ın Gazze konusunda gösterdiği duyarlılık daha nasıl bir duyarlılık? Yok, o şey bahane o. Ya yani, İsrail açıkladı. İsrail'e savaş mı? Yeniden refah hayır. Çok söyledi bunu ama yeniden o hayır. O şöyle. Ya olsa söylerim ben. Geçen hafta İsrail Enformasyon Bakanlığı açıkladı. Özür dilerim abi. İsrail'e, BAE ile beraber anladım, en çok Gazze'ye en çok yardım yapan iki ülkeden biri Türkiye. Ya sen One Minute'la 14 yıl ilişkilerini askıya almışsın İsrail'le. Şimdi ya şu dünya üzerinde İsrail ve Gazze meselesinde Erdoğan'dan daha duyarlı bir tek lider var mı ya? Böyle bir ne kadar büyük haksızlık yani, İsrail'le bütün temaslarını kesmiş. Yok, bu tutacak bir şey. Yani şöyle, 7 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail de dahil buna, devrilsin diye böyle neredeyse artık kına yakacaklar. Tek bir tane lider var Orta Doğu'da, Cumhurbaşkanı ama Erdoğan. Şöyle, yani bunun şeyi mi var? Bunun başka ne izahı var? Bu seçimden sonra İsrail Dışişleri Bakanı bile tweet attı Erdoğan'a. Yani sen kaybettin diye. Belli ki İsrail Erdoğan'ın bu seçimde istenen başarıyı gösterememesinden çok mutlu olmuş. Ya söylüyorum. Aynı şeyi Amerika ile İsrail şey eder yani, dilek dile deseler. Dilecekleri dilek budur ya. Buradan bir anlam çıkaracaksınız kardeşim. Derler ama şu var. Yeniden refah, özellikle AK Parti içerisinde dini hassasiyetleri çok yüksek olan, Gazze konusunda hassasiyetleri çok yüksek olan kesimin o damarını kaşıdı.
Peki. Bu var. Buraya bürokrasi de yazmak lazım aslında. Reklama gidelim. Reklamdan sonra CHP niye başardı? Yani nasıl başardı? Belki aynı benzer faktörleri yine oraya da yazacağız birkaç ama. Birkaç tane farklı var. Hemen geldi aklıma. Tabii tabii. Bende de var. Ben de söyleyeceğim. Ne dedin?